Allah Resulü'nün sahabilerinden İmran bin el-Hüseyin anlatıyor. Bir gün Hazreti Fatıma-i Zehra insanlığın efendisinin huzurlarına geldiler. Ben de oradaydım. Hazreti Fatıma'nın mübarek yüzlerinde açlıktan bir sarılık vardı. Allah'ın sevgilisi ona nazar buyurdular. Fatıma'ya baktılar. O sarılığı görünce Efendimiz, mübarek kızının yüzünde gözlerinden yaşlar geldi. Peygamberler peygamberi rikkat ve merhametinden dolayı ağlamaya başladı. Bir işaretiyle ayı ikiye bölen, susuz kalan ümmetine çeşmeler çağlatan sonsuzluk nebisi, mübarek ellerini Fatıma-i Zehra'nın göğsünün üzerine koyup da şöyle dua etmişti. Allahümme müşebbi'al ca'ati la tecu' Fatimetin binti Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ey açları doyuran Allah'ım, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatıma'yı aç bırakma. Ve peygamberlerin, özellikle de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın duası anında kabul olurdu. Duası arşı titretiyor. Derin ve ince Fatıma'nın İman aynası berrak yüzünde sanki cennet çiçekleri açıyor. Aynı sahabe der ki, bir de baktım ki o anda Hazreti Fatıma'nın yüzünden o sarılık gitmeye başladı. Yerine güzel bir pembelik gelmişti. Bir süre sonra Hazreti Fatıma'ya rastladım tekrar. Ya İmran dedi bana, o günden sonra bana artık açlık musallat olmadı. Bütün bu levhalar gösteriyor ki, peygamber kızı ve insanlık hurisi Cenab-ı Fatıma, dünyanın acılarını damla damla yudumlamış lakin halinden hiç şikayet etmemiştir. Çünkü bu dünyada sabredenler kazanacaktır. O öyle bir sultandı ki onun sarayı bir kulübeden ibaretti. Ama dünya padişahları onun kapısında köle olmayı en büyük şeref bilmişlerdir. İşte bu sıkıntılar, bu elemler içinde Cenab-ı Fatıma mini mini yavrularını büyütüyor ve bütün insanlığı nesil nesil nurlandırmaya hazırlanıyordu. Nur neslinin İki erkek kolbaşısı, iki nur çocuk, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Hazreti Fatıma'nın tertemiz ellerinde, sıcacık kucağında büyüyordu. Kainatın yaratılış sebebi, Allah'ın sevgilisi, topyekün zaman ve mekanın peygamberi, bütün mahlukatın peygamberi, alınlarında bir ışık halinde, kendilerine kadar nebi nebi gelen, kendilerinde temelleşen, o ilahi nuru, kendilerinden sonra da bütün zaman ve mekan boyunca nesil nesil kıvılcımlandırmak için, kararan insanlığa saçmak için, torunlarına aktarıyordu. İşte koca İslam zemini üzerinde, en üstün, en ileri mana kahramanları, hep bu menbaadan fışkırdılar. Allah'ın Resulü buyuruyor aleyhissalatü vesselam, her kız çocuğunun oğulları o kıza, yani analarına nispet olur. Ama Fatıma-i Zehra'nın çocukları bu hükmün dışındadır, çünkü onların velileri benim demiştir Efendimiz. Onlar sahih neseple benim sayılırlar. Kısacası onların babaları benim demiştir. Her ana çocuğunun, yani her annenin çocuğunun bir akrabası vardır. Bundan Fatıma'nın iki çocuğu hariçtir diyor Efendimiz. Onların yakını, onların akrabası benim.
Hatta Efendimiz diyor ki, kızım Fatıma, dikkat et, bütün mümin kadınların veya bu Muhammed ümmeti kadınlarının büyüğü olmana razı değil misin? Her sebep, her nesep kıyamet gününde kesilir. Benim sebebim de nesebim de bundan hariçtir diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kainatın efendisinin en sevgili çiçeği Hazreti Fatıma'dır. Altın başaklı laleleri bile kıskandıracak bir güzelliğe sahip. Beyaz buğday benizli, incecik kaşlı, gür kirpikli, kapkara gözlü, mukaddes babasının aynısı, kadınlar aleminin sultanı Hazreti Fatıma anne. Şu cihan günlerini onun kadar süslemiş bir çiçek tasavvur edilemez. O öyle yüce bir yaratılışa sahip ki, onun güzellik ışığı muhabbet salkımları halinde gönülleri dolduruyordu. Öyle sade, öyle gösterişsiz bir hayat yaşadı ki, cennetler bile ona müştak oldu. Efendimiz buyuruyor, Fadimetu seyyidetun nisai ehlil cenne, Fatıma cennet kadınlarının efendisidir. Yine İmran bin Hüseyin der ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın indinde benim bir kıymet, benim bir değerim vardı. Bir gün bana dediler ki, sen bizim sevdiğimizsin, katımızda mevki sahibi olan adamımızsın. İstersen gel de kızım Fatıma'nın ziyaretine gidelim. Ben de dedim ki, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Gidelim dedim. Beraberce Hazreti Fatıma'nın evine vardık. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kapıya vardı, tık tık çalıverdi. Yalnız benim kızımın evidir diye de paldır küldür girmedi. Evet, misafirlik adabında biz bu konuyu işlemiştik. Kapı çaldığınız zaman velev ki kapıyı bir çocuk açabilir, velev ki içerideki kadın uygun olmayabilir, bu senin kızın da olsa böyledir. Kapıyı tıkırdatırken sırtın kapıya dönük olur. Çalarsın, kapı açıldığında da nasıl olsa benim kızımın evidir deyip paldır küldür giremezsin. Şimdiki insanlar, yabancıların nikahın düştüğü bir eve dahi izinsiz, sorunsuz ve çekinmeden rahatça girebiliyor. Peki kapı çaldı. Efendimiz ne yaptı? Kapı açılınca izin var mı ya Fatıma dedi. Koca peygamber, bütün mahlukat onun yaratılma sebebi. Düzeltiyorum, estağfurullah. Bütün mahlukatın yaratılma sebebi. Kızına diyor ki, izin var mı? Girebilir miyim? Buyurun diyor. Ama arkadaşım da var diyor. Kimdir diyor? İmran'dır. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki babacığım, sırtımda bir abadan başka elbisem yoktur. Efendimiz bunu duyunca, ya Fatıma, onu şöyle şöyle vücuduna dola dedi. Hadi vücudumu kapadım dedi. Başım ne olacak ey Allah'ın Resulü? Efendimiz kendi üzerinden çıkarıp, al bunu da, bununla da başını ört demişti. Fatıma-i Zehra, Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın verdiği eski bir çarşaf parçasıyla başını örttü, bizi içeri aldı diyor İmran. Kainatın efendisi yine selam verdi. Sordu, kızım nasılsın? Sabaha ne halde girdin? Babacığım, vallahi aç olarak sabahladım, sancılandım ve yiyemez hale geldim. Gözümün nuru kızım, aldırma dedi. Ben de üç gündür bir şey tatmadım. Halbuki benim mevkim Allah katında daha üstündür. Eğer Rabbimden dilersem o beni yedirirdi. Fakat ben ahireti dünya üzerine tercih ettim. Sana müjdeler olsun. Sen
cennet kadınlarının efendisisin dedi. Fatıma'nın yüzünde saadet gülleri açıyor. Firavun'un karısı Asiye anne, İmran'ın kızı Meryem varken bana sıra gelir mi babam dedi. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam cevap verdiler. Asiye kendi aleminin efendisidir. Meryem de kendi aleminin efendisidir. Sen de senin aleminin efendisisin. Siz kamıştan bir ev içindesiniz ki orada bir eziyet, bir karışıklık, bir dert, bir zahmet yok. Amcazade neyi geçin? Seni dünya ve ahiretin efendisiyle evlendirdim. Ey iman! O imanın nur dudaklarıyla kelime-i tevhid şurubunu içen hanımlar, Hazreti Fatıma sizin için ne mükemmel bir örnektir. Nimetler denizinde yüzerken saadet rıhtımına nasıl demir atacağınızı da düşünüyor musunuz? Kurtuluş sahiline varabilmek için İslam'ı nokta nokta yaşayın ki ömür bahçenizden toplayacağınız o kulluk demetini yüce Rabbinize arz edin. Biz bunları anlatıyoruz diye akla belki şu geliyor. Ne yapalım? Bütün malımızı, mülkümüzü, hepsini Allah yolunda infak edip de biz de bile bile kendimizi aç mı bırakalım? Bunu yapın demiyorlar size. Hiç kimse, peygamber bile bunu yapın demiyor. Ama Allah'ın verdiği nimete şükret diyor. Çünkü ben insanların en hayırlısıyım. Bütün insanlık, bütün dünya benim yüzüsüyü hürmetime yaratıldı diyen Resulullah aleyhissalatü vesselam, 3 gündür ben bir şey yemedim. Aç kaldım. Şükrünü arttır, zikrini arttır. Alışkanlık haline geldi. Devamlı bir sıkıntımız var. Devamlı. Nasılsın, nasıl olalım? Sürünüyoruz. Hazreti Hüzeyfe anlatıyor. Ben bir gün anneme dedim ki anneciğim, bana müsaade et de gidip Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile beraber akşam namazını kılayım. Benim için, senin için Allah'a istiğfar edeyim, rica edeyim. Annem izin verdi. Hey ki gözümün nuru oğlum, sana müsaade ettim dedi, hadi git. Bunun üzerine peygamber mescidine koştum ve akşam namazını kainatın efendisiyle beraber kıldım aleyhissalatü vesselam ile. Akşamla yatsı arası Efendimiz yine nafile namazlar kıldılar. Sonra yatsı namazını cemaatle birlikte eda edip eve dönerken ben de peşine düştüm. Ayak sesimi duyunca dedi ki, kimsin? Huzeyfe sen misin? Benim ey Allah'ın Resulü. Benim dedim aleyhissalatü vesselam. Allah seni de anneni de affeylesin, mağfiret eylesin. Ne istiyorsun bakalım? Ben sizi çok seviyorum dedi. Sadece peşinizden gelmek istedim. Bak ya Hüzeyfe dedi. Bugün inen bir melek bu geceye kadar yeryüzüne hiç inmemiştir. Bu gecede ancak Rabbimden bana selam getirmek, Fatıma-i Zehra'nın bütün cennetlik kadınlarının üstünü olduğunu, Hasan'la Hüseyin'in de cennetlik gençlerin en ileri gelenleri olduklarını bana müjdelediler. Evet. O Cenab-ı Fatıma, varlığın sebebi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mukaddes vücudunun bir parçasıdır. O Fatıma ki, Peygamber Gülistanı'nda bir hakikat goncasıdır. Aleme güzelim miskler saçmıştır. O Fatıma ki, Kur'an havzında iman iksiriyle yıkanmış, irfan incileriyle bezenmiş, hakikat elmaslarıyla süslenmiş, onun mana alemi bir çiçek bayramından daha renkli, daha cazibeli, daha mest edici. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama yakınlık cihetinden Fatıma-i Zehra'ya kim denk olabilir? Bakın, kainatın efendisi 9. yıl olsa gerek, Recep ayında
10 bin atlı, 30 bin yayalık bir ordu ile Tebük seferine çıkmıştı. Bunu evvelce anlatmıştık Efendimizin hayatında. Susuz insanları içiren, kurutan, yakıp kavuran o yaz sıcağında çok zahmetli bir seferdi Tebük seferi. Sahabelerden 3 kişi bu sefere iştirak etmediler. Bunlardan biri Ebu Lübabe'ydi. Sonradan hata ettiğini anladı, pişman oldu. Orduya katılamadığı için tövbe etti, gözyaşı döktü. Peygamber mescidine koşuyor hatta. Bugün hala Ebu Lübabe direği diye bilinen bir direğe kendini bağlamıştı. Yemin etmişti. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam gelip mübarek elleriyle beni bu direkten çözüp affetmedikçe, kurtarmadıkça yemek yemeyeceğim dedi. Su içmeyeceğim, ölene kadar böylece kalacağım dedi. Allah'a ve onun Resulüne pişmanlığımı göstereceğim. Ve dediğini de yaptı Ebu Lübabe. 7 gün 7 gece böylece bağlı kaldı. Namaz vakitlerinde kızı Lübabe'yi gelip çözüyor, namazdan sonra yine aynı yere bağlıyor. O müddet içinde hiçbir şey yemedi. Bir damlacık olsun su içmedi. Gökte fıkırdayan güneş, yerde alev saçan kum, müthiş bir sıcak onu kavuruyor. Fakat öyle deruni bir aşk ile ağlıyor ki, öyle gözyaşı döküyor ki, nihayet baygın düştü ve kendinden geçti. Sonra onun bu halini insanlık hurisi Cenab-ı Fatıma-i Zehra gördü. İnce kalbi rikkate geldi annemizin. Ona öyle acıdı, ona öyle şefkat, öyle merhamet elini uzattı ki onu çözmek istedi. Ebu Lübabe birinin kendisini çözdüğünü hissedince sönük, donuk gözlerle, ağzından da kelimeler zar zor çıkarak, "Ya Fatıma, yeminim var, çözme." Bizzat Allah'ın Resulü çözebilir. Ne olur, karışma dedi. Alemlerin efendisi bu sözü duydular. Fadimetun biz'atun minni. Fatıma benden bir parçadır dedi. Yani ha o çözmüş, ha ben. Hiçbir farkı yok. Nihayetsiz olan mülkün seyyidi, Kevser havuzunun sahibi Cenab-ı Ahmed-i Muhtar aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Her kız çocuğunun oğulları o kıza, yani analarına nispet olunur, ama Fatıma-i Zehra'nın çocukları bu hükmün dışındadır demiştim. Çünkü onların velileri benim. Rivayete göre cennet, "Ya Rabbi," dedi, "bana hep miskin ve zayıfları veriyorsun." Allah'ın cennete hitabı var. "İzzetim hakkı için seni Hasan ve Hüseyin ile süsleyeceğim," dedi. Cenab-ı Fatıma buyuruyor, "İnnallâhe teâlâ gayru muazzibike ve lâ veledik." Allah-u Teala şüphesiz sana azap etmeyeceği gibi senin çocuklarına da azap etmeyecektir dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam kızına. Saadetin böylesi. Evet, Ebu Lübabe'nin yemininde sebat ettiğini görünce Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Fatıma annemize gidip onu çözerek kurtardığını beyan etmiştik. Ebu Lübabe Medineli sahabelerdendir. Evs kabilesinin ileri gelenlerinden, hatta Akabe ashabı ve onların başkanlarından da olmuştur kendisi. Uhud'da, ondan sonraki cenklerde de bulundu. Öyle aşkla, öyle imanla kılıç salladı ki nice kafirlerin canını cehenneme yollamıştı. Bedir Savaşı'nda kainatın efendisi onu Medine'de kaymakam olarak vazifelendirmiş. Bizzat savaşta bulunmadığı halde ganimetten de ona pay vermiş. Yine Bedir ehlinden sayılır. Bir de Hazreti Ali'ye gidelim mi? Ehl-i Beyt ailesinden Hasan Hüseyin, Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali ve onların babaları Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bu 5 kişiden bahsedeceğiz. Bütün konumuz bu.
onları tanıyacağız. Şu girilen Muharrem ayı içerisinde hangi ayın ne kıymeti ne değeri var, bunu anlatırken çocukluğuna gideceğiz, gençliğine gideceğiz, evliliklerine gideceğiz, ta şehadetine kadar gideceğiz inşallah. Demiştim ya, nübüvvet ağacının dalında yetişen bu hakikat goncasının şan ve şerefini layık veçhiyle dile getirmek kimseye nasip olmadı. Fatıma benden bir parçadır. Bunu söyleyen Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam olduğuna göre gerisini siz hesap edin. Şimdi aynı neslin erkek kutbu, ulviyet, hikmet madeni Hazreti Ali kerremallahu veçheye biraz yaklaşalım. Allah'ın sevgilisine peygamberlik geldiği tarihten 10. hicretten 23 yıl evvel fil tarihinde, biliyorsunuz fil vakasından da 30 yıl sonra kainatın iman beşiği olan Mekke'de dünyaya geliyor. Babası Kureyş'in Haşimi soyundan Ebu Talip. Annesi Esed kızı Fatıma'dır. Yalnız Hazreti Ali'nin annesine, biliyorsunuz Umre'ye gittiğimizde, Baki mezarlığına girdiğimizde, annemden sonra annemdir dediği isimdir Fatıma. Hazreti Ali'nin annesidir. Annemden sonra annemdir demiştir. Ve kendisinin de iki lakabı vardır. Aliyül Murtaza ve Aliyül Haydar denilir. Murtaza demek razı olunan demek. Razı olmuş. Allah'tan gelene razı. Haydar da aslan manasına gelir. Allah'ın arslanı, gücü, kuvveti, savaşı sevdiği, cenki sevdiği için, o mücadeleleri hep sevdiği, benimsediği için ona Haydar'la lakabı verilmiştir. Orta boyludur. Buğday benizli, gür sakallı, geniş omuzlu, iri kemikli, pehlivan yapılı. Hani böyle bazı Alevi kardeşlerimizin cem evlerinde fotoğraflarını görüyorsunuz. Uzun saçlı. Hayır. Alakası bile yoktur bu fotoğrafın. Bu fotoğraf Hazreti Ali'ye isnat edilmiş bir fotoğraf da olsa Hazreti Ali'nin bu fotoğrafla alakası yoktur. Bu fotoğrafta da hiçbir yere benzememiştir. Hatta daha ilerisi Hazreti Ali'nin rivayetler saçının olmadığını da, döküldüğünü de söylüyor. Nur pırıldayan beyaz yüzünün çarpıcı unsuru var. Kıvılcım saçan ela gözleri var. Küçücük yaşta Allah Resulü'nün himayesine girdi. Her nefes ondan nur devşirdi. Gaye insan, gaye ufuk peygamber 40 yaşlarındayken, biliyorsunuz ki nebilik memuriyeti almıştı. Ona ilk inanan sevgili eşi Hatice'tül Kübra. Onu da anlatmıştık. Hem de Hatice annemizin kendi annesinin çocukluğundan başlayarak onun bebekliği, evlenmesi ve ölümüne kadar, vefatına kadar olan bütün sohbeti de yine anlatıp YouTube kanalımıza atmıştık. Oradan dinleyebilirsiniz müsait zamanınızda. Kainatın efendisi zevceleri Hazreti Hatice ile namaz kılarken içeriye birdenbire küçük Ali giriveriyor. Akılları kamaştıran bir manzara. İlk anda bir şey anlayamıyor, bekliyor. Namaz bitince sokuluyor Hazreti Ali. Bu yaptığınız nedir diyor. Allah'ın sevgilisi aleyhissalatü vesselam izah ediyor. Ya Ali, bu gördüğün Allah'a ibadetin gerçek şeklidir, namazdır bu. Rabbimizin indinde makbul olan ibadet şekli budur. Daha evvel gönderilen peygamberlerin o getirdiği tevhid dininde ibadetin esası namazdır, budur dedi. Ben de seni Allah'a imana,
onun dini gereğince bu şekilde ibadete devam etmeye çağırıyorum, davet ediyorum. Müslüman ol. 10 yaşında. Mini mini Ali, Ela gözleriyle derin derin bakıp cevap veriyor. Şimdiye kadar böyle bir şeyi ne duydum ne de gördüm. Babama danışmadan ne diyebilirim ki? Kainatın efendisinin mukaddes yanaklarında kırmızı gülden bir tomurcuk var sanki. Sen bilirsin ya Ali. Ama İslam'a gelmesen bile gördüklerini kimseye söyleme, olur mu? Büyük bir sırdır bu. Hiç kimsenin bir şey duymasını istemiyorum. Anlaştık mı Ali? Küçük Ali işin ciddiyetini hemen kavruyor. Evet, kimse bir şey duymayacak. Nur çocuğun beyninde bütün gün bir çınlama var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insan kalbini eriten delen sesi var. Seni Allah'a iman, onun dini gereğince bu şekilde ibadete davet ediyorum ya Ali dediği sözler var kulağında. Bu ne hitap, bu ne yakıcı, kül edici bir ses. Güneş tepelerin ardına kayıyor. Gece karanlığı Mekke üstüne çöküyor. Herkes ve her şey sessizliğe bürünüyor. Mini mini Ali yatağına uzanıyor ama nerede uyku? Hep o ses, hep o ses esiyor nefes nefes. Yatağında sabaha kadar kıvranıyor. Anlatılmaz, izah ve ifadeye sığmaz bir cazibe merkezine yakalanıyor Hazreti Ali. Öyle ki ince ince bir düşünce bir düşünce. Tam şafak vakti. Yatağından fırlıyor, uçarcasına varlığın sebebine gidiyor. Yüzünde tatlı bir nur meltemi var. Gözlerinde güneş güneş. Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, kabul edersen dünkü davetine şimdi baş eğmek istiyorum. Babana danıştın mı dedi. Hayır, danışmadım. Neden diye sordu Efendimiz. Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, çünkü Allah beni yaratırken babama danışmadı. Öyle bir cevap ki kıyamete kadar Müslümanların kulağına akis edecek bir cevap. Allah beni yaratırken babama danışmadı. Aslında bu hatayı biz şu an çok yapıyoruz. Yaptığımız işlerde, ticarette, ahlakta, tesettürde birileri bize ne der diye sanki onlara sorarcasına giyiniyoruz, kuşanıyoruz. Hal ve hareketlerimiz onlara göre. İşte bu cevap ki kıyamete kadar bütün halimize verilecek bir cevaptır. Allah beni yaratırken babama bile sormadı. Ne güzel, ne güzel ya Ali dedi. Ve beraberce kelime-i şehadet getirdiler. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü dediler. 9-10 yaşlarındaki nur çocuk feza kadar derin kalbiyle, gün gibi aydınlık diliyle şehadet getiriyor. Bir numaralı kadın Müslümanlardan sonra bir numaralı çocuk Müslüman. Hem de ne Müslüman. İleride arslan gibi kükreyerek kafirlerin ciğerini şanlı kılıcıyla delecek kadar. Şimdi bir kadın, bir çocuk, bir büyük ve bir köle. Hepsi kendi cinsleri. Birer numaralı ilkler. Bir kadın, Hazreti Hatice annemiz, bir çocuk, Hazreti Ali radıyallahu anh, bir büyük, Hazreti Ebubekir Sıddık, bir köle ki Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Ama hepsi kendi cinslerinde bir numara. Artık çığır açılıyor.
Tevhid güneşi Mekke ufuklarında görünüyor derken ikinci ilkler, aklı kamaşan Kureyş kafirleri, Kureyş oymağının asil ve soylu büyüğü Ebu Talib oğlu Ali'den soruyor. Sen hangi dindensin oğlum diyor Ebu Talib. Benim aziz babam, ben İslam dinindenim. Allah ve Resulüne iman ve iman ederek Allah Resulü ile beraber ibadet etme gibi bir saadetin sahibiyim. Yavrum dedi. Kendisi iman etmedi ama yavrum dedi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kimseyi doğru yoldan başka bir tarafa sürmez. O ne derse onu yap dedi. Soylu Ebu Talip böyle dedi ama kendisini, kendi ruhunun neyliğini açığa vurmadı. İlahi cilveye bakın ki nasipsiz nasibinde kaldı ve ebediyet alemine hazin bir son ile gitti. Allah'ın hidayet etmediğine kim ne yapabilir ki? Ama biz yine de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok sevdiğimiz için, Ebu Talib'in de Efendimiz'e çok hizmetini gördüğümüz için dua ederiz ki, umarız ki Ebu Talib Müslüman olarak ölmüştür. Küfür ve dalalet çukurunda çırpınan Kureyş kafirlerinin kin ve gayzını söndürmeye hiçbir deniz kafi gelmedi. Kanayan insan kafaları ve kamaşan akıllar ve Müslümanlara reva görülen eza ve cefalar ve Müslümanların gösterdiği sabır. Ve nihayet emir geliyor. Hicret. 8-10 yaşından başlayarak 33 yaşına kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinden ayrılmayan Hazreti Murtaza radıyallahu anh, hicret emri gelince bütün sahabiler tek tek, çift çift, kol kol, kervan kervan Medine'ye aktıktan sonra Mekke'de Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Ali kerremallahu vechi, başka kimse kalmadı. Kafirlerin kurmay heyeti toplanıyor ve Allah Resulü'nü Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürme kararı aldılar. Meleklerin sultanı sonsuzluk nebisine hicret emrini getiriyor. Kainatın efendisi Cenab-ı Ali'yi çağırarak ilahi fermanı söylüyor. Ya Ali, bu gece benim yatağımda sen yatacaksın. Evet ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sen birkaç gün daha burada, Mekke'de kalacaksın. Bendeki emanetleri tek tek sahiplerine teslim edeceksin. Ondan sonra yola çıkıp bana yetişeceksin. Kendisini öldürmek isteyenlere bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onların emanetleri benim üzerimdedir deyip onları düşünüp Hazreti Ali'yi o emanetleri teslim etmesi için bırakıyor. Ben gidiyorum, sen de benim yatağıma yat diyor. Böyle icap ediyor. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Bilgi güneşi Hazreti Ali evde yalnız kalırken, kainatın efendisi karanlıkta evlerinden çıkarken Yasin suresinden bir ayet okuyor, kafirlerin üzerine toprak saçarak karanlığa dalıp gidiyor. Bu ayetin tesirini çok gördüm. Sizler de istemediğiniz bir şeyle karşılaştığınız zaman bu ayeti okuyun. Estağfirullah. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Üç defa bunu okuduğunuz zaman görmesini istemediğiniz kişinin gözüne perde iner, sizi göremez. Ve kafirler taptıkları putlar gibi hissiz ve donuk kaldılar. Allah'ın arslanı
Evliyalar Sultanı Hazreti Ali radıyallahu anh, varlık nurunun yatağına uzanmış Allah'ı zikrediyor. Melekler de başucunda ona ilahi müjdeler dağıtıyor. Kafirler kör kütük içeriye dalınca kılıçlarını yatağa havale ettiler. O da kim? Yatakta sadece Hazreti Ali var. Hayret, dehşet. Kudurmuş bir sırtlan gibi sokağa atıldılar. Karanlık içinde gözden kayboldular. Hazreti Ali radıyallahu anh, peygamber emanetlerini sahiplerine verdikten sonra Medine'ye hareket ediyor. Kafirlerin baskınından korunmak için gündüzleri gizleniyor, geceleri yola alıyor. Böylece tek başına her tanesi ateşten bir akrep, alev saçan o kumlar üzerinde tam 400 kilometreyi aşıp nice bin zahmetler çekerek nur yatağı Medine'ye varıyor. Varlığın sebebi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ali'nin geldiğini haber alınca emir verdiler. Ali'yi bana çağırın dediler. Sahabeler cevap verdi. Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ali'nin ayakları şerha şerha ve kan revan içinde, yürümeye kudreti yok dediler. Kainatın efendisi Hazreti Ali'nin yanına bizzat kendi gitti. Onun ıstırabını gördü. Sonra mukaddes elleriyle yaralarına meshettiler. Dokundular. Yaralar ve acılar o dokunduktan sonra hemen geçiverdi. Hazreti Ali der ki radıyallahu anh, şehit olacağı güne kadar bir daha ayaklarından ağrı hissetmedi. 5. aydır. Kainatın efendisi Mekkeli sahabelerle Medineli sahabeler arasında birçoğunu birbirine kardeş etmişti. Kardeş tutma işinde ilim ve hikmet kutbu Hazreti Ali radıyallahu anh açıkta kalıyor. Allah'ın huzuru, daha doğrusu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna geliyor. Benim kardeşim yok mu dedi. Benim kardeşim yok mu? Ebeden, ezelden ebede kadar her gün, bir gün evvelki düğünün ve bir gün sonraki yarının peygamberi buyurdu ki, sen benim kardeşimsin ya Ali, sen benim kardeşimsin. Saadetin böylesi. Allah'ın arslanı, Evliyalar Sultanı Hazreti Ali'nin gözlerinden damla damla sevinç gözyaşı akıyor. O ki şanlı Bedir'den başlayarak bütün gazalarda bulunmuştu. Şanlı kılıcıyla nice imansız kafirlerin kafasını koparmıştı. Hayber fethinde peygamber sancağını o dalgalandırmıştı. Bir gün önce Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sancağı mukaddes eline alarak nida etmişti. Yarın sancağı öyle bir kimseye vereyim ki Allah ve Resulünün sevdiği insan olsun. Fetih onun elinde gerçekleşsin. Ve bayrağı Hazreti Şahı Merdan'a verdiler. Evet, Şahı Merdan Aliyül Murtaza Kerremallahu Vechhe. Öyle ki kaleye bir yüklendi ki fetih onun eliyle gerçekleşti. Hazreti Ali radıyallahu anh Hayber'de kahramanlığının hiçbir kartalın yükselemeyeceği zirve noktasına çıkarmıştır. Eşsiz şecaat, ulviyet, hikmet, dirayet madeni Hazreti Ali, siyah bayrağı zafere ulaştırır ulaştırmaz hemen kainatın efendisi aleyhissalatü vesselamın huzuruna geldi. Varlığın sebebi olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam şu ebediyet müjdesini Ali'ye veriyor. Senden razıyım ya Ali. Ben senden razıyım. Hazreti Ali ağlamaya başladı. Öyle ağladı ki Allah'ın sevgilisi aleyhissalatü vesselam sordular. Neden ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun ya Ali? Sevincinden mi, hüznünden mi? Dedi ki saadetimden ağlıyorum.
senin rızandan daha üstün saadet mi olur dedi. Öyle deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üstüne ekledi. Sadece ben senden razı değil, Allah ve melekleri de senden razıdır ya Ali. Öyle deyince irfan denizine gark olmuş o yüce din eri büsbütün kendinden geçiyor. Ulviyetin böylesi. Erkek çocuklarına izafetle Ebul Hasan ve Ebul Hüseyin. Bir künyesi Ebu Turab, toprak babası. Hazreti Ali'nin lakaplarıdır. Ebul Hasan, yani Hasan'ın babası. Ebul Hüseyin. Bir gün Peygamber Mescidinde uyuyordu. Allah'ın keremlendirdiği o mübarek yüzü toprağa bulanmış. Mescide gelen Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu manzarayı görünce mukaddes elleriyle onun yüzünün toprağını sildiler. Ve iki kere ya Eba Turab, ya Eba Turab. Bundan böyle Hazreti Murtaza bu lakapla anılıyor. Ebu Turab olarak, toprağın babası. Nur asrında yine bir gün Hazreti Ali'yi uzaklarda gören varlığın nuru Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte Arap'ın efendisi geliyor. Bunun üzerine Hazreti Ayşe validemiz sordu. Arap'ın efendisi sen değil misin ey Allah'ın Resulü? Aleyhisselatü Vesselam şu cevabı verdi. Ben alemlerin efendisiyim. O da Arap'ın efendisidir. Sahabelerden Amr bin Cümüh anlatır. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurlarındaydım. Alemin fahri dedi ki ya Amr, dedim ki lebbeyk ey Allah'ın Resulü, buyur. Dedi ki cennetin direğini göstermemi ister misin? İsterim dedim, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İsterim, bana cennetin direğini göster dedim. O sırada Hazreti Ali radıyallahu anh oradan geçiyordu. Efendimiz onu işaret ederek dedi ki bu kişi ve onun ehli beyti cennetin direğidir. Cennetin direğidir demiştir. Sahabenin büyüklerinden Ammar İbni Yasir radıyallahu anh peygamberinin Cenab-ı Ali'ye şu şekilde hitap ettiğini duyuyor. Ya Ali, Allah kullarını süslemediği bir ziynetle seni süsledi, pırıldattı dedi. O ziynet Allah için en fazla makbul ilan edilen zühttür. Bu zühd sende varken sen ne dünyadan bir şeye erebilirsin ne de dünya senden. İşte Hazreti Hasan ve Hüseyin'in böyle bir babası vardı. Böyle bir babanın evladı böyle bir pınardan fışkırmıştı. Tek katresinin hacminde bin umman çalkalanan, tek zerresinin menşurunda bin kainat yüzen Kevser havzunun sahibi Cenab-ı Ahmed-i Muhtar, ene darul hikmeti ve aliyyü ya büha, ben hikmetin eviyim, Ali de onun kapısıdır demişti. Böyle buyurduğu büyük insan, ilklerin ilklerinden, cennetle müjdelen o saadet kadrosundan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı, Nur neslinin babası, dört üstün halifenin sonuncusu, ilk iman eden çocukların birincisi, Efendimizin kardeşim diye hitap ettiği. Üstün faziletini, meziyetlerini saymakla bitiremeyiz. Bütün ömrünce sonsuzluk nebisinden nur devşirmiş. Bütün hayatı boyunca Allah yolunda mücadele etmiş. Cömertlikte de çok acayipmiş. Elinde avucunda ne varsa son meteliğine kadar Allah yolunda harcayan bir isim. Ebedi hayat müjdecisi Efendimiz ona Sultanül Eshiya adını veriyor. Sultanül Eshiya. Neden böyle söylüyor ona? Nur asrında yine bir gündü ki Hazreti Ali radıyallahu anh
alem kadınlarının efendisi, derinlik ve incelik timsali Fatıma-i Zehra'ya dedi ki, evimizde yiyecek bir şey var mı? Hayır dedi. Yalnız 6 akçemiz var. Yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Eğer çarşıya çıkıp bununla yavrularımıza bir şey alırsan memnun olurum dedi Fatıma anne. Pekala dedi. Gidip bir şeyler alayım. Hazreti Fatıma annemiz Hazreti Ali'nin eline 6 akçeyi veriyor. Hazreti Ali'nin yüzünde böyle ilahi nurun pırıltıları sanki böyle yıldız yıldız kaynaşıyor. Mutlu bir şekilde. Birkaç adım gitti ki iki adamın boğaz boğaza kavga ettiklerini gördü. Birisi öbürünün yakasından tutmuş sarsıyor. Hakkımı ver. Hakkımı ver benim diyor. Öbürü de diyor ki ne olur insaf et. Allah için yakamı bırak. Bana 3-5 gün daha müsaade et. Elbette borcumu ödeyeceğim diyor. Kaçmıyorum ben. Hayır, asla müsaade edemem. Ben de sıkıntı içinde kıvranıp duruyorum. Benim çocuklarım da pemperişan olmuş. Borcunu öde diyor. Allah iyilik edenleri sever. Ne olur biraz daha müsaade et. Biliyorum Allah iyilik edenleri sever ama ben de himmete muhtaç bir adamım dedi. Öyle de olsa yine insafı elden bırakma. Bana biraz daha mühlet ver olmaz mı? Ne laf anlamaz adamsın. Sıkıntı içindeyim diyorum anlamıyor musun? Bak sen lütufkar davranırsan Allah da seni başka bir yerden rızıklandırır. Ben hakkımı istiyorum. Ben hakkımı istiyorum. Sen bana nasihat ediyorsun. Bu iş burada bitmeli dedi. Öyleyse al canımı. Al canımı al bari dedi. Tam büyük bir kavga kopacaktı ki Hazreti Ali yanlarına geliyor. Ey Allah'ın kulları, niçin kavga ediyorsunuz? Hak sahibi dedi ki borcumu vermiyor. Kaç para borcu var dedi? 6 akçe. Peki o 6 akçeyi ben versem bu Müslümanı bırakır mısın? Hakkımı aldıktan sonra niye bırakmayayım dedi. Al öyleyse. İşte 6 akçe sana olsun dedi. Buyur. Teşekkür etti. İrfan denizine gark olmuş o din büyüğü Cenab-ı Ali radıyallahu anh elinde bulunan 6 akçeyi evet sadece karınlarını doyurabilecek zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak olan o 6 akçeyi de adama vermişti. O iki Müslümanı sıkıntıdan kurtarmıştı. Adamların yüzünde saadet tebessümleri vardı. İkisi de mutlu olmuştu. Bilgi güneşi Cenab-ı Ali radıyallahu anh eli boş ama gönlü de hoş evine dönüyor. Mini mini Hasan'la Hüseyin koştular kucağına atladılar. Çocuk saffetinin en ulvi şahlanışı. Gözleri ümit ışıklarıyla pırıl pırıl. Baba, baba hani meyvelerimiz? Ne aldın bize? Bir şey getirmedin mi? Hazreti Ali radıyallahu anh onları bağrına bastı. Saçlarını okşadı. Aziz yavrularım, sabırlı olun. Sabırlı olun. Ama bize meyve getirmek için gitmiştin. Evet, onun için gittim. Hani meyvelerimiz? Sabırlı olursanız başıma gelenleri anlatırım dedi. Çocuk, boyunlarını bükmekten başka bir çareleri yoktu ki. Köşeye büzüldüler. Hazreti Ali, yavrularını öyle görünce çok acıdı hallerine. Cennet kadınların seyyidesi Cenab-ı Fatıma'ya dedi ki, sen alemlere rahmet olanın kızısın. Verdiğin parayla iki Müslümanı sıkıntıdan kurtardım. Bu yüzden eli boş olarak döndüm. Beni bağışla dedi. Başında kainatın efendisine mahsus tacdan bir akiz taşıyan Cenab-ı Fatıma tatlı tatlı gülümseyi derdi. Ya Ali, çok iyi yapmışsın. Allah'a hamd ederiz. O bize kafidir. Cennet çiçekleri
Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh çocukluk saffetinin en derininde durmadan sızlanıyorlar. Baba, baba, hani meyvelerimiz? Hazreti Ali radıyallahu anh kederleniverdi. Üzüntülü bir şekilde evinden çıktı. Kainatın efendisinin huzuruna gitmek için yola koyuldu. Teselliyi onda bulacaktı. Nur yatağı Medine'nin o aydınlık caddesi ve orada bir adam, elinde de bir deve, Hazreti Ali'nin yolunu kesti. "Bu deveyi satıyorum, alıyor musun?" dedi. Hazreti Ali güldü. "Param yok ki, nasıl alayım?" dedi. "Olmasın," dedi. "Sana veresiye de verebilirim." "Öyle verirsen alırım," dedi. "Al hadi, hayrını gör, deve senindir." "Peki kaça veriyorsun?" 100 akçeye veriyorum. Kabul ettim dedi. Allah'ın arslanı Evliyalar Sultanı Hazreti Ali radıyallahu anh deveyi alıyor. Yularından tutup götürüyordu ki bu defa da yolunu başka bir adam kesti. "Ya Ali." "Efendim," dedi. "Bu deve ne kadar güzel," dedi. "Bana satar mısın?" "Satarım," dedi. "Ne kadar verirsin?" Dedi ki, 300 akse versem razı olur musun? Satın alacak olan kendisi fiyat söylüyor. 300 akçe versem razı olur musun? Niçin olmayayım dedi. Deveyi 300 akçeye bu tanımadığı adama sattı. Neşe ve sevinç içinde çarşıya gidiyor. Mini mini Hasan'la mini mini Hüseyin'e yiyecek ve meyve alıyor. Sonra evine geliyor. "Kimsin?" "Ali." Peygamber kızı derin ve ince Fatıma koşup kapıyı açıyor. Hazreti Ali'nin zembilinin dolu olduğunu görünce, "Ya Ali, bunları neyle aldın?" "Yüce Allah bire karşı 1000 verdi," dedi. "Bire karşı 1000 verdi." "Ona hamdolsun," dedi Fatıma annemiz. Çocuklar sevinçlerinden zıplıyorlardı. Hazreti Ali radıyallahu anh olup bitenleri anlatınca Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ziyaretine gitmek için evden ayrıldı. Evet, tam o an Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelivermesin mi? O ona gidecekken Efendimiz geldi. Hikmet-i Hüda tam o anda Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sevgili kızlarını ziyaret maksadı için yola çıkmıştı. Hazreti Ali ile karşılaştılar. Deriz ya, ezelden ebede kadar her gün, bir gün evvelki düğünün, bir gün sonraki yarının peygamberi Hazreti Ali'ye bakıp tebessüm ettiler. Mukaddes dişleri şebnem damlaları gibi pırıl pırıl. "Ya Ali, deveyi kimden aldın, kime sattın?" dedi. Öyle deyince Hazreti Ali radıyallahu anh tebessüm ettiler. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi. "Ya Ali, sana deve satan Cebrail aleyhisselamdı. Satın alan da İsrafil aleyhisselamdı. Deve de cennet develerindendi. O Müslümanı sıkıntıdan kurtardığın için Allah da seni mükafatlandırdı." Gönlü elmas renkli incilerle dolu bulunan Cenab-ı Ali sevincinden uçacak gibi oldu. "Ey insanlık, buna ne buyurursun? Ağaçlar ve çiçeklerden toz alan iki arının birinde bu tozlar bal olur, öbüründe ise zehir olur. Bir ırmağın kenarında aynı su ve topraktan gıda alarak büyüyen iki kamışın birinin içini şekerle doldurur, diğeri ise bomboş kavaldır. İşte inananlar ve inanmayanların misali." Nur neslinin iki kolbaşısı Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh bir gün hastalandılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan birkaç kişiyle muazzez torunlarını ziyarete geldiler. Hazreti Ali kutlu misafirlerini saadetlerin en taşkınıyla karşıladı. Evinin baş köşesine oturttu. Allah'ın Resulü
Cennet çiçekleri gibi güzelim miskler saçan yavrularını sevdiler. Kokladılar, okşadılar. Orada bulunan sahabeler dedi ki, ''Ya Ali, çocukların için bir nezir yapmak istemez misin?'' Nezir demek, yani bizim tabirimizle adak demektir. Böyle olursa şifası biraz daha yüksek olur diyor. İyileşirsen bir kurban keseceğim. Şöyle olursa bir adak keseceğim. Bunlar kolay şeylerdir. İşini kolaylaştıran hallerdir. Sahabe sordu, bir nezir yapmak istemez misin? Bir adak yapmak istemez misin? İsterim dedi. Peki ne yapmak istiyorsun? Allah rızası için oruç tutacağım dedi. Allah'ın arslanı Hazreti Ali ile kadınlığın tacı ve insanlık hurisi Hazreti Fatıma-i Zehra, Allah rızasını talep etmek için, ona şükretmek için, yavrularının şifaya bulmaları için 3 gün oruç tutmaya nezrettiler. Şanı yüce olan Allah lütuf ihsan etti. Hazreti Hasan ve Hüseyin şifa buldular. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma da oruçlarını tutmaya niyet edip başladılar ki gökyüzünde fıkırdayan güneş, yeryüzünde kavuran kumlar, alev saçan kayalar, beyinlere işlenen o sıcak onlara hiç geliyor. İman coşkunluğu içinde oruçlarına devam ediyorlardı ama iftar edecek bir şeyleri yoktu. İlim, hikmet, ulviyet madeni Hazreti Ali radıyallahu anh çarşının yolunu tutuyor. Bir Yahudi'den 3 gün iftar edebilmek için ödünç olarak 3 çömlek arpa alıyor. Evine getiriyor. Ya Fatıma, istediğin kadar ekmek yap diyor. İnsanlık hurisi Hazreti Fatıma annemiz arpanın 1 çömleğini öğütüp şahıs başına 1'er adet ekmek yapıyor. Nur yuvası haline getirdikleri o evlerinde güneşin batmasını, akşam ezanın okunmasını bekliyorlar. Tam iftar vakti kapılarına bir miskin geldi. Kapının halkasını tuttu. Hazreti Murtaza koşuyor. Kimsin? Esselamu aleyküm ey Allah Resulü'nün ehli beyti. Ve aleyküm selam. Buyurun, bir arzunuz mu var? Evet ya Ali. Ne istiyorsunuz? Ben Müslüman bir fakirim. Beni doyurun ki Allah da sizleri cennet nimetleriyle mükafatlandırsın. Peki dedi. İrfan denizine gark olmuş din büyüğü Hazreti Ali radıyallahu anh ve Hazreti Fatıma annemiz hemen sofralarındaki iftar yemeklerini fakire ikram ettiler. Fakirin yüzünde saadet gülleri, sevincinden uçacak gibi. Allah'ın arslanı ve evliyalar sultanı Hazreti Ali radıyallahu anh derin ve ince Fatıma'ya hitap ediyor. Ey insanların en hayırlısının kızı! Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ciğerinin köşesi! Ey iman ve şerefin kemaline sahip olan Fatıma! Görüyorsun ki ciğer parçalayıcı haliyle kapımızda duran şu miskin, açlığını bizlere arz ederken hal lisanıyla da Allah'a naz ve niyaz ediyor. Peygamberler peygamberinin kadri yüce kızı, cennet kadınlarının efendisi Fatıma anne diyor ki, ey Allah'ın arslanı, amcam oğlu, emrinize amadeyim. Gerçi o miskini hoşnut ve memnun edecek bir şeye sahip değilim. Ama umarım ki aç bir kimseyi doyurmak suretiyle hayırlı insanlardan sayılır da Rabbimin rızasına ererim. Böylece bütün iftarlıklarını o fakire verdiler. Kendileri de su ile iftar ettiler. Ertesi gün yine oruçlular. Yine arpanın 2. çömleğine ekmek yaptılar. Yine iftar anını bekliyor ki o da ne? Yine kapı çalıyor. Kimsin? Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Size sığındım ey Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ehli beyti. Bir derdiniz mi var? Evet. Söyleyin çaresine bakalım. Ben muhacir çocuklarından bir yetimim. Babam Akabe cenginde şehit oldu.
Çaresiz kaldım. Açım. Beni doyurur musunuz? Beni doyurun ki Allah da sizleri cennet yemekleriyle doyursun. Peki yavrum dedim. O gönlü duru din büyükleri ekmeklerini bu yetime ikram ettiler. Oruçlarını yine suyla açtılar. Yine aç yattılar. Ertesi gün yine Cenab-ı Fatıma üçüncü çömlekteki arpayı öğütüp ekmek yapıyor. Yine nur yuvalarında iftar vaktini bekliyorlar. Yine kapılarında bir adam, bir esir. Bir isteğiniz mi var? Ben bir esirim. Ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beyti, bana ikram edin ki Allah da sizlere cennet nimetlerinden ihsan etsin. Gel dedi, sen de gel, al şu ekmekleri de karnını güzelce doyur dedi. Allah razı olsun ya ehli beyt. Peygamber damadı ile peygamber kızı bu defa da bütün yemeklerini esire ikram ettiler. Kendileri yine aç kaldılar. Alemde bundan daha güzel bir levha var mı? İslam'ın altınla doldurduğu o kalplerdeki saffet ve ulviyete bakın. Ve bunun üzerine hemen ayeti kerime nazil oluyor. Ve yud'imûne da'ame alâ hubbihi miskine ve yetîme ve esîrâ. Yemeğe olan sevgilerine, iştahlarına rağmen yoksulu, yetimi, esiri doyururlardı diyor. İnsan Suresi. Yine saadet asrından bir gün. İhtiyar bir adam Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın nur bağışlayan huzuruna geldi. Dedi ki, görüyorsun ihtiyarım. Üstelik ne yiyeceğim var ne de giyeceğim var. O anda Efendimizin yanında verecek bir şey yoktu. O fazilet güneşi, kerem denizi buyurdu ki, seni bir yere göndereyim de ihtiyacını gidersin, olur mu? Olur ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi Eba Zer Hazretlerine emir buyuruyor. Ya Eba Zer, bu ihtiyarı kızım Fatıma-i Zehra'ya götür. Emredersin dedi. Takvanın destanlı kahramanı Ebu Zer, ihtiyarın önüne düşüyor. Alem kadınlarının sultanı, insanlık hurisi Hazreti Fatıma'nın yanına götürüyor. Ya Fatıma, bu ihtiyarı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gönderdi. Bunun ihtiyacını görün, gönlünü alın. Peygamber kızı Hazreti Fatıma annemiz, iman aynası o berrak yüzünde sanki bir nur meltemi vardı. Peki dedi. Hasan'la Hüseyin'in üzerine örttüğüm örtüyü vereyim. Hasan'la Hüseyin'in üzerine örttüğüm örtüyü vereyim. Getirip ihtiyara verdi. Lütuflara uğramış ihtiyar canı gönülden inneyi veriyor. Ey deniz huylu Fatıma, bu benim ne işime yarar? Bunu istemiyorsun öyle mi? Evet istemiyorum. Ey kutlu kişi, sen öyle bir yerden geliyorsun ki ne yapsam onun karşılığını veremem. Bilmem ki gönlünü nasıl hoş edeyim. Dedi ki, ey nübüvvet ağacının dalında yetişen gonca, bu hakir ihtiyar senin kapında köledir. Ne verirsen makbulümdür. Bunun üzerine Fatıma annemiz boynundan gerdanlığa benzer bir şey çıkardı. Bu Peygamber amcası Hazreti Hamza'nın hediyesiydi. Ey gün görmüş, yaş yaşamış kişi, bu işine yarar mı dedi. Evet dedi. Al öyleyse de gönlün mahzun olmasın. Ey Kabe mumu gibi ışıklar saçan Fatıma, lütuf ve keremin beni mahdiyar etti. Gönlüm incilerle doldu. Ve yaşlı adam bir ceylan gibi sıçradı da gözü gönlü neşeden kararsız bir hale gelerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine koşuyor. Cenab-ı Mustafa'nın nur bağışlayan huzuruna varıyor. Sahabelere sesleniyor. Bunu benden satın alacak olan var mıdır?
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızının gerdanlığını tanıyor. Kaça satıyorsun dedi. Kaça satıyorsun? Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Bunu öyle bir parayla satmak istiyorum ki hem karnımı doyurup bir elbise alayım, hem de bir binek hayvanına sahip olayım, hem de elimde biraz para kalsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mukaddes dudaklarında hayalüstü bir tebessüm. Sahabelerden biri gerdanlığa talip oldu. Ey lütuflara uğramış ihtiyar, ben onu senden istediğin fiyata satın alıyorum, veriyorum dedi. İhtiyarın saadeti gözleri kamaştırıyordu. Gerdanlığı alan kutlu sahabi deniz deniz kabarıyor. Kölesini çağırıp şu emri veriyor. Bunu götür, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama takdim et. Seni de onun yüzü suyu hürmetine bağışlıyorum. Kölenin yüzünde tatlı, esrarlı bir gülüş. Alnında hürriyet güneşinin altın hüzmeleri. Varlığın sebebi olan Efendimiz'e veriyor. Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Buyurunuz, lütfen kabul ediniz. Efendimin size hediyesidir. Kainatın efendisi emir buyuruyor. Bunu kızım Fatıma'ya götürüp ver diyor. Köle bir kuş gibi uçar. Hazreti Fatıma annemizin huzuruna varır. Ey cömertlik denizi, beni Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam gönderdi. Bunu size vermemi istedi. Hazreti Fatıma'ya gerdanlığı teslim etti. Ve köle böylece hürriyetine kavuşuyor. Peygamberler peygamberinin kadri yüce kızı Hazreti Fatıma annemizin ahlakının güzelliği, ruhunun letafetiyle dünya kadınlarının da efendisi, cennet kadınlarının da efendisi. Sadef sanki onun gülümseyen dudaklarıydı. Dişleri de sadefin içindeki eşsiz inciler gibiydi. Yüzü sanki bir çiçek bayramıydı. Gönlü bir buhurdan gibi tütüyordu. Gece sabahlara kadar başı kesilmiş bir mum gibi yanar. Yüce Rabbinin huzurunda secdeye kapanır. Gözlerinden dökülen yaşlar sanki çiğ taneleri gibi mübarek secdegahını ıslatır. O secdeler sebebiyle İman aynası berrak yüzü güneş güneş ışık saçardı.